saygıdeğer başkan, muhterem Hazrun, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ben buradaki tebliğimde Şems ile, Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana'nın buluşmalarının tarihi açıdan, maddi açıdan değil de tasavvufi tecrübe açısından, manevi kemal açısından görünümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Büyük şahsiyetlerin tarihi olarak karşılaşıp buluşmaları, sohbet etmeleri, birbirlerini etkilemeleri söz konusu olduğunda, Mevlana ile Şems'in karşılaşması kadar dikkat çekici, üzerinde konuşulan ve tartışılan sonuçları bakımından hayli verimli bir buluşma ve dostluk olmasa gerek. Bu buluşmanın gerek Hazreti Mevlana gerek Hazreti Şems üzerindeki etkileri ve Gerekse bütün insanlığa miras olarak bıraktığı eşsiz semereleri tasavvufi tecrübe ve sufi epistemolojisi perspektifinden değerlendirilmesi gereken bir konudur. Zira tarihi olarak zuhur eden bu buluşma ve dostluğun ilk karşılaşma anından trajik bir şekilde son buluşuna kadar hem tasavvufi tecrübe hem de marifet noktasında bazı hakikatleri barındırdığı muhakkaktır. Tasavvufi tecrübenin subjektif doğası bir insanı kamil olarak sufi'nin sadece zaman ve mekan gibi maddi şartlardan değil manevi alanlardan da etkiler alması gibi tasavvufa has hususiyetler de göz önünde bulundurulduğunda bu sonuca ulaşabiliriz. Bir taraftan bir fakih, bir müderris, bir vaiz olarak kendi yöresinde meşhur olan Celaleddin Muhammed'i bir Mevlana, eşsiz bir aşk sufisi olarak yaşadığı coğrafyanın sınırlarının çok ötesine taşıması, diğer taraftan Tebriz'in ilmi münazaralarla eser tedvinatıyla fazla meşgul olmayı sevmeyen Melami Meşrep Gezgin Sufisi'ni bir aşk ve irfan güneşi olarak dünyaya tanıtması, bu tarihi karşılaşmayı, farklı açılardan da değerlendirmeye teşvik etmektedir. Yine bu iki sufi arasında sıra dışı bir dostluğun müşahedesi, kimin hoca, kimin öğrenci ya da kimin şeyh, kimin mürit olduğuna dair bir karar verilemiyor, verilemiyor oluşu, bu buluşmanın sıradan tarihi bir karşılaşma, aralarındaki sohbetin de sıradan ilmi entelektüel bir münazara olmadığının göstergeleridir. Hal böyle olunca bu iki sufinin belirli bir zaman dilimi içerisinde buluşup görüşmelerini ve sohbet etmelerini bütün etkileri salt, tarihi ve maddi şartlar içerisinde gerçekleşen bir hadise olarak mülahaza etmenin sınırlı bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Zira mevzu bahis olan şahıslar bizzat tasavvufi tecrübe sahibi sufilerdir ve genel olarak mistizm, Özelde tasavvuf tarihi söz konusu olduğunda bu tür şahsiyetlerin hayatlarında tarihle tarih ötesinin, fizikle fizik ötesinin çoğu zaman yer değiştirdiğini görmek mümkündür. Öyleyse konunun yatay düzlemde tarihi olarak incelenmesi kadar dikey boyutta ruhani manevi tecrübe merkezli olarak da ele alın alınması ehemmiyet arz etmektedir. İşte biz burada bu tarihi buluşmayı, Hazreti Şems ile Hazreti Mevlana buluşmasını tasavvufi tecrübe, ruhani tecrübe merkezli olarak tasavvufi kavramlarla izah etmeye çalışacağız. Her şeyden önce az önce çerçevesini çizmeye çalıştığımız yaklaşım noktasından bu buluşmanın dikkat çekici unsurlarını şu şekilde tespit etmek mümkündür. Dönem olarak, tarihi olarak baktığımızda bir ilk karşılaşma anı var Hz. Şems ile Hz. Mevlana'nın. Bir vuslatları var, bir buluşma anları var ve en nihayette ayrılışları var. Bu üç dönemi e, tasavvufi açıdan düşündüğümüzde, tasavvufi kavramlarla açıklamaya çalıştığımızda şu kavramlar dikkatimizi çekiyor. İlk karşılaşma anında hayret dikkatimizi çekiyor ki biz e, bu konuşmamızı, ilk karşılaşma anını daha çok bu hayret kavramı üzerinden izah etmeye çalışacağız. buluşma anı ise vuslat, uzlet, terk, sohbet, aşk, fena ve vahdet ile daha çok izah edilecek. Ayrılık anı ise sükut, uzlet, keder, sema ve beka kavramlarıyla izah edilmeye çalışılacak. İlk Karşılaşma Anı Hayret Hz. Mevlana'nın Tebriz'in Melami Meşrep Sufisi Şems ile karşılaşmasında geleneksel şeyh-mürit, hoca-talebe ya da iki samimi dost etkileşiminden ziyade ruhani bir tesir söz konusudur. Klasik anlamda bir hoca-talebe-şeyh-mürit ilişkisini Şems'ten ziyade Hz. Mevlana ile Hz. Seyyid Burhaneddin arasında müşahede etmekteyiz. Hazreti Mevlana ile şems Tebrizi ise tasavvufi anlamda adeta tasavvufi tecrübeyle aynileşmiş olarak sohbet etmektedirler. Sıradan bir lisan ile sohbet değil, hal ile sohbet etmektedirler. Tasavvufi anlamda sohbet alışıla geldik anlamından farklı anlam çerçevesi içerisinde adeta tasavvufi tecrübeyle eşdeğerde kullanıldığını dikkate aldığımızda, seyr yolunu ve edeplerini öğreten şeyh konumda olma ya da belirli bir ilimde ihtisası temin eden hoca konumunda olma ile sohbet arkadaşı olma ayrımı daha da belirginlik kazanacaktır. Bir kere Mevlana'nın mesnevisinde çizdiği Şems profili, onun Mevlana nazarında klasik anlamda bir belletici olmadığının açık kanıtıdır. Zira Hz. Mevlana padişah ve cariye hikayesinin sembolizmi içerisinde ilahi aşk konusunu anlatırken, mezkur konuyla yakından al alakalı olması bakımından araya Şems'le ilgili bir bahis açar. Bu bahiste Şems, ezeli aşkın müşahede alemindeki mükemmel bir tecellisi, ete kemiğe bürünerek te tecessüm etmiş hali olarak resmedilir ve sonsuz ilahi aşk ile Şems arasında bazı paralellikler kurulur. Bu beyitlerde tasvir edildiği şekliyle ezeli ilahi aşkın akılla tasavvur edilemeyip dile gelmeyişi, söze yazıya sığmayıp şerh edilemeyişine mukabil, Şems de aklı zihni duraklatan, kendisini övmekten insanı aciz bırakan, ayrılığıyla aşıkının ciğerini kan eden, apaçık zuhur ettiğinde insanda varlık bırakmayan dolayısıyla kendisinden açıkça bahsedilemeyen sırları başkasının sözleri içerisinde hikayelerle gizli kapalı söylenmesi gereken bir dilber ve eşi benzeri bulunmayan bir sevgili olarak resmedilir. Bu bu tasvirlerden anlaşılacağı üzere Şems-i Tebrizi Mevlana için saf aşkın müşahede aleminde tecessüm ve tezahür etmiş hakiki bir görünümüdür ve aynı zamanda vahdet sırrını da hakikatinde barındırır. Avni Konuk bütün bu beyitlerin şerhi kabilinden olmak üzere insani ruha feyiz veren can güneşi olarak gördüğü şemsin vahdeti mutlak sırrı olduğunu şu şekilde açıkça ifade eder. Şems hakkında apaçık konuşmak, onun sırra, sırlarından bahsetmek, sırrı vahdeti apaçık söylemektir ki bu da fitneye, kana, kavgaya sebeptir. Esrarı vahdet biter tükenir şey olmadığı için Şems'in esrarı hakkındaki sözlerin de nihayeti yoktur. Şems vahdeti mutlak sırrına vakıf olduğu için sırları apaçık zuhur ederse muhatabında benlik bırakmaz.'' Zira aşk mertebesi mutlak vahdet mertebesini ifade eder. Bütün bunlardan bir insanı kamil olarak şemsin hakikati ve ruhaniyeti itibariyle önemli bir hususiyetini öğrenmekteyiz. Ezeli ilahi aşkın ve vahdeti mutlak sırrının taşahhus etmiş şekli olması. Her halükarda şems hakikati itibariyle aşk ve vahdeti sembolize eder ve onunla sadece zahiren değil, hakikati üzere buluşmanın, hakikatinde barındığı, barındırdığı sırrın idrak edilmesinin de mahiyet itibariyle farklılık arz edeceği, farklı halleri gerektireceği muhakkaktır. Artık buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, Hz. Mevlana'nın Şems'le buluşmasının bir hakikat yönü, bir ruhani veçesi vardır ki, bu veçhe ne salt hissi olarak ne de zihinsel düzlemde gerçekleşir. Bu boyut, tasavvufi tecrübenin kompleks yapısı içerisinde ruhani boyutta gerçekleşir. Ankaravi'nin ifade ettiği gibi, şemsin sırrını idrak etmek için seyr sülukta fena ya da mahv haline ve bu halin mukabilinde elde edilen mutlak vahdete dair bir marifete sahip olmak gerekmektedir. Bir kere Şems ile Mevlana'nın Konya'daki ilk karşılaşmalarında aralarında geçen ve kaynaklarda farklı versiyonlarıyla zikredilen diyalogda Şems, Mevlana'ya bulunduğu konumu itibariyle mevcut halinin kendisine perde olduğunu ve ruhani kemal yolunda erişilecek başka makamların da olduğunu ihsas ettirmeye çalışmıştır. Bu ilk diyalogda sufi epistemolojisi açısından dikkat çeken unsurun hayret olduğunu söyleyebiliriz. Zira yaratılışı ve melamet tavrının gereği olarak sembollerle konuşan, anlaşılması zor sorular soran, kısacası kıyafeti, davranışları ve sözleriyle sıra dışı bir kişiliğe sahip olan Şems, bu ilk karşılaşmada ve diyalogda Hz. Mevlana'nın ilmi payesini ve tasavvufi tavrını irdeler. Daha başka tavırlara dikkat çeker mahiyette sorular sorarak onu hayrete sevk etmeye çalışır. Öyle ki bu sorular ya da veciz sözler karşısında hayreti ve şaşkınlığı sonraları Mevlana'nın kendi bulunduğu konumu ve makamı sorgulamasının yanı sıra zühd, çile ve riyazet yoluyla melamet, aşk, vecd ve vahdet neşvesini mezzetmesini sağlayacaktır. şems Tebrizi'nin Hazreti Mevlana'yı bu kadar derinden etkileyen bu ilk karşılaşma ve diyalog esnasında cereyan hadiseler, kaynaklarda farklı versiyonlarıyla zikredilmektedir. Bu noktada bizi asıl ilgilendiren husus kaynakların ittifak ettiği üzere Şems-i Tebrizi'nin Hazreti Mevlana'nın dikkatini tasavvufi kemal yolunda başka mertebelere, başka neşvelere çekmek istemesidir. Kaynaklarda zikredildiği üzere gerek Şems'in Hazreti Peygamber ile Beyazıt-ı Bistami'nin bazı hallerini kıyaslayarak hangisinin üstün olduğunu sorması, gerekse bazı kaynaklarda geçtiği üzere Mevlana'nın o güne kadar elinden hiç düşürmediği kitaplarını suya atması ve hal ilmine, zevk ilmine işaret eden bazı hallerin zuhur etmesi hadiselerinde olduğu üzere Şems, Mevlana'da hep hayret uyandırmaya çalışmaktadır. Yine Şems'in İlim odur ki insanı maluma ulaştırır deyip ardından senayinin cehalet seni senden almayan bir ilimden daha kıymetlidir anlamına gelen beytini okuması bir medrese hocası, bir vaiz ve daha çok temkin üzere tasavvufi hayat süren bir sufi olarak Mevlana'nın dikkatini daha asli makam ve mertebelere çekmeye yönelik olmalıdır. İlmi bir münazara olmaktan ziyade sembolik yönü ağır basan benzer bir diyalog, her yönden aynı olmasa da benzer bir diyalog, Kurtuba Kadısı ile İbn Rüşt, Kurtuba Kadısı İbn Rüşt ile İbnül Arabi arasında geçer. Bu diyalogda keşf ve müşahede yolunu tutan İbnül Arabi'nin İbn, Arabi İbn Rüşt'ün sorusuna hem evet hem de hayır demek suretiyle paradoksal ve sembolik tarzda cevap vermesi, teorik bilgide hayli mesafe kat etmiş İbn Rüşt'ün dikkatini çekerek ona bilginin aklın dışındaki farklı yollarını e, ihsas ettirmeye matuf gözükmektedir. Dolayısıyla ilimde ya da tecrübede ne kadar yüksek mertebelere eri, erişilirse erişilsin, daha ulvi makamların bulunabileceğinin farkına vardırma kastıyla muhatabı şaşırtarak hayrete sevk etme, sufilerce kullanılan bir yoldur. Zira hayret Sufilerin marifet anlayışı bakımından çok önemlidir ve hangi makam ve mertebeye, hangi hakikat ve bilgiye ulaşılırsa ulaşılsın, arkasından tekrar bir bilinemezle karşı karşıya kalacağını ve olma ya da bilmenin sonsuza dek sürecek bir süreç oluşunu ifade eder. Bu şekilde zor sorularla ve muammalı ifadelerle muhasabın dikkatini çekmeye çalışma, sıradan bir bilgilendirme ameliyesine matuf olmaktan çok insanın kendi şahsi ve ruhani tekamül sürecine yardımcı olmayı amaçlar ve muhatapta alim iken cahil, müntehi iken müppedi, hoca iken talebe, şeyh iken mürit olma hissi uyandırır. Bu da insanın hakikat peşindeki yolculuğunun zihinsel ve manevi tekamülünün adeta izdüşümüdür. Zira tasavvufi anlamda marifet söz konusu olduğunda bilmeye bir sınır çizilemediğinden her idrak bir bilinemezliği de beraberinde getirdiği gibi her rüyetin ardından da başka bir hicap zuhur eder. Ki hicapların sonsuz oluşu Hz. Peygamber'in dilinden ifade edilmektedir. Allahu Teala'nın 70 bin nurdan ve 70 bin zulmetten perdesi olduğu, hicabı olduğunu Hz. Peygamber açık bir şekilde ifade etmektedir. Ee, bu e, seyr manevi kemal yolculuğunda e, bir perde kalkarsa arkasından daha latif perdeler gelebilir. Zulmani perdeler, e, daha katı perdeler e, aradan çekilirse daha latif, daha nurani perdeler, e, zat-ı ilahi perdeler. Buna mukabil e, ruhani kâinat, e, Kemal yolculuğunun nihai aşamasını ifade eden seyir fillahın asla son bulmayacak oluşu da yolcuyu halden hale, makamdan makama sokar. Erişilen her hal ve mertebe daha latif olanların başlangıcıdır. Dolayısıyla her iki durumda da kul tecellilerin farklılığından dolayı hayret üzeredir.'' İşte tasavvufi tecrübe ve marifet söz konusu olduğunda bu şekilde nihai gaye olarak zuhur eden hayret, sufide alim iken cahil olma, ermiş iken talip olma bilinci şeklinde ortaya çıkar. Bu noktada hayret, yolculuğun zorluğu, giriftliği ve sonsuzluğuna ya da diğer bir ifadeyle aşılan her mertebeden sonra başka mertebelerin zuhur edecek oluşuna işaret eder. İşte bu tecrübenin en güzel örneğini, Şemsle buluşmasından sonra Mevlana'da müşahede etmekteyiz. Zira bu sıra dışı sufinin gerek tavırları, gerekse muammalı ifadeleri muhatabını hayrete sevk etmekte ve tasavvufi tecrübeye paralel bir şekilde elde edilen her bilginin aslında insanı yeni bir bilinemezin kapısına tecrübe edilen her bir mertebenin başka mertebelere götüreceğine işaret etmektedir. Bu ise bilme ve olma yolunda sufiyi kayıtsız bir şekilde bildim ve oldum düşüncesiyle duraklamaya, zihni belirli bir durum ya da düşünceye sabitlemeye değil, sonsuza dek sürecek olan bu manevi kemal yolunda daha müteyakkız olmaya götürür. Kısaca Şems figürü bir alim, abid, zahit ve zahit e, vaiz olarak etrafında saygın bir şöhrete sahip olan Hz. Mevlana'ya böylesi bir tasavvufi tecrübe yaşatmıştır. Mevlana bu hakikati dostla gönül sohbetinde iken hayret üzere gerçekleşen bu bilinci ve bunun sufiyi daha derin düşüncelere sevk edişini ashabın Hz. Peygamber'in huzurundaki ahvaline telmihte bulunarak şöyle ifade eder. Hani başında bir kuş olur da uçmasın diye canın titrer. Yerinden bile kımıldamaz, o güzelim kuş havalanmasın dersin. Nefes almaz, öksürüğün bile gelse kendini sıkar.'' O devlet kuşu uçar diye korkundan öksürmezsin bile. O sırada birisi sana tatlı yahut acı bir söz söylese ağzına parmağını kor, sus demek istersin. İşte o kuş hayrettir. Seni susturur, tencerenin ağzını kapatır, seni kaynatmaya başlar. Bir hayret lazım ki düşünceleri silip süpürsün. Hayret fikirleri de yok eder, zikirleri de. İşte bir insanı kamil olarak Şems'in tüm ahvali ve sözleri Hz. Mevlana'da bu hayreti uyandırmış olmalıdır. Tam da bu beyitlerde tasvir edildiği gibi Hz. Mevlana derin bir hayret ve şaşkınlık üzere dış, dış dünyaya kapılarını kapatıp Şems'le uzlete çekilerek kendi üç dünyasında kaynamaya koyulmuştur. Ne kadar ilim tahsil ederse etsin bunların ötesinde bazı şeylerin, bazı bilinemezlerin olacağı fikri Hazreti Mevlana'da da uyanmış olmalı ki o ilmi müktesebatına hatta daha önce tasavvufi bir eğitim de almış olmasına ve daha e, dahası yakın çevresinden bazı kimselerin kınamalarına, şikayetlenmelerine, psikolojik ve dilsel tazlikte bulunmalarına rağmen Şemsi ve onun sohbetini her şeyden daha değerli bulmaya başlamıştır. Bütün zikir, fikir ve düşüncelerinden sıyrılarak mutlak bir hayret ve sükunet üzere hayret humasını başından uçurmadan sadece onun sohbetiyle meşgul olmuş. Bütün idrak pencerelerini e, beyitlerde ifade edildiği gibi tencere kapağını kapatmış diye ifade ediliyor çünkü beyitlerde bütün idrak pencere, pencerelerini dış dünyaya kapatarak daha derin ve latif bir müşahede ve keşf elde etmek için ruhen derunen kaynamaya koyulmuştur. İşte bu ilk diyaloğun farklı kaynaklarda zikredilen hangi versiyonunu ele alırsak alalım, temel nokta ya sıra dışı sorular, ya tuhaf davranış ve olağanüstü hallerle ya da veciz ve muammalı ifadelerle muhatabın dikkatinin çekilmek isteniyor olmasıdır. Şems'in bu konuşmadaki muammalı muammalı ifadeleri de yine Mevlana'nın dikkatini çekmeye mahsustur. Zaten sembolik yönü ağır basan ve metafizik ya da pratik hakikatlere işaret eden bu tür muammalı ve paradoksal sözler genelde müritlerin dikkatini çekmek, onları gafletten uyandırmak için şok etmek kastıyla söylenir. Bu tür ifadelerin normal şuuru daha derin ve metafizik düzeylere taşıma gibi temel bir amacı vardır.'' Bu tür sözlerle mürşit öğrencisini salt zihni yönden doyurmayı ve onu sıradan bir şekilde bilgilendirmeyi değil, onun sıradan birin bilinç kategorilerinden uzaklaşıp özgürleşmesini sağlayarak onda yeni bir idrak ve şuur düzeyinin açılmasına amaçlar. Nitekim ilk karşılaşma anında işte bir geleneksel ilimleri derinlemesine tedris etmiş bir alim, bir vaiz, halkı irşad eden bir vaiz olarak Hazreti Mevlana'ya e, Hazreti Peygamber'in mi yoksa Beyazıt-ı Bistami'nin mi üstün olduğunun sorulması bu bilgilendirme amacıyla değildir. Bu, bu böyle bir tarihi anlamda, zahiri anlamda bir bilgilendirmeye matuf değildir. Onun hayretini çekmek ister. Başka başka mertebelere dikkat çekmek ister Hazreti Şems bu sorularıyla. İşte farklı kaynaklardaki tasvirlerden edindiğimiz izlenime göre Şems, Şems ile Hz. Mevlana'nın ilk karşılaşmalarındaki muammalı sözler ya da olağanüstü hadiseler böyle bir etkiye sahiptir. Bu hal, hareket ve sözleriyle Şemsi Tebrizi, züht ve çile yolunda olgunlaşmış olan Mevlana'nın aşk yolunda müritli, mürşitliğine soyunmuş ve onu çepeçevre saran ve aynı zamanda kendisine de bir hicab olan bütün kısıtlayıcı durum ve şartlardan onu sufiyane şuur yoluyla özgürleştirmeyi hedeflemiş olmalıdır. İşte her nasıl ifade edilirse edilsin tuhaf sorular, sıra dışı davranışlar ya da veciz ve muammalı ifadeler şekilciliğin ve resmiyetin dışında Melami meşrep Şemsi Tebrizi'nin şahsında sembolize edilen bütün bu uyarıcılar Hz. Mevlana'yı bu tür bir farkındalık seviyesine eriştirmek içindir. Zaten Şems de kişilik olarak cezbeli bir ruha sahip, başkaları üzerinde ruhani tesir uyandırabilen, yorumları ve sözleriyle insanları şoke eden, kolay anlaşılanmayan, tanınmaktan kaçan, devrindeki birçok şeyhle görüşmesine rağmen hiçbirine bağlanmayan ve sık sık yer değiştiren melami meşrep bir sufi olarak resmedilir.'' Kısaca makalatından da anlaşılacağı üzere kendi şehrinde bile garip, babası bile kendisine yabancı bir kişiliktir Hz. Şems. Bu yönüyle o aslında sadece medresenin, kelam ya da fıkıh alimlerinin şekilciliğini ve resmiyetini değil, çeşitli sebepler dolayısıyla bunların tesiri altında kalmış bir e, tasavvuf anlayışının da Hz. Mevlana'yı tatmin etmeyeceğini ihsas ettirmeye çalışır. İlk karşılaşma anını bu şekilde değerlendirdikten sonra e, vuslat buluşma anı ile ilgili e, şunları söyleyebiliriz: ruhani etkisi olan bu tür diyalogların neticesinde Mevlana'da tasavvufi açıdan farklı bir hal, farklı bir zek ve yakınındaki bazı insanların hatta bazı müritlerinin bile hakikatini idrak edemediği ruhani bir dönüşüm hasıl olmuştur. Dönemin geleneksel İslami ilimlerini tedri tedris etmiş bir ilim adamı olarak, ilmi meseleler, tedris ve halkı irşad ile meşgul bir alim ve ruhani hayatı temkin üzere devam eden bir sufi olarak Mevlana artık şemsle vakit geçirmeyi daha çok arzulayan, onun gön gönül sohbetinden başka bir şeyle me meşgul olmak istemeyen, vecd, istirak, sekr hallerini daha tatlı bulan, her bir vesileyle sema eden coşkun bir hak aşığı haline gelmiştir. Sultan Veled bu hali şu şekilde anlatır. Üstad şeyh yeni bilgi beller bir hale geldi. Her gün onun huzurunda ders okumaya başladı. Sona varmıştı, yeni baştan ders başladı. Kendisine uyulurken o ona uydu. Bilgide tek olgun erdi ama onun gösterdiği bilgi yepyeni bir bilgiydi. Mevlana'nın hayatındaki bu kırılma noktasına ve onun hayatının iki farklı aşamasına kaynaklarda sıkça dikkat çekilir. Buna göre Şemsi Tebrizi ile buluşmadan önce Hz. Mevlana canla başla gece gündüz ibadet eder, yıllarca zahitlikle ve din ilimleriyle meşgul olur. Şems'in hakikat güneşi Mevlana'nın kalbine tesir edip onu kendine kılavuz seçince onun işareti üzere semaya başlar.'' Semadan önce züht ve perhizlerle elde ettiği hallerin, tecellilerin daha fazlasını artık semadan elde etmeye başlar. Onun ayrılışıyla birlikte de raciundan olmuştur. Yani Hz. Mevlana, Hz. Şems ile birlikte deryanın derinliklerine dalmış, ulaşılabilecek en nihai mertebelere ulaşmış, vahdete ulaşmış, e, mutlak aşk mertebesine ulaşmış fakat onun ayrılığıyla birlikte de tekrar bize yani değer insanlara dönmüştür. Çünkü kamil bir veraset e, yine İbnül Arabi'ye göre bu tür manevi halleri yaşadıktan sonra adeta zirveye ulaştıktan sonra tekrar insanlığa geri dönmeyi gerektirir. Kamil ver veraset budur. Yani uruçtan sonra tekrar nuzulu gerektirir ki Hazreti Mevlana da işte e bu ayrılıkla birlikte Hazreti Şems'in kendisinden artık tamamen ayrıldığını düşünerek tekrar öğrencilerine dönmüş, Mesnevisini yazmış ki bütün insanlığa bir armağan olarak bu ayrılık döneminin bir çok önemli sonucudur. Bizim açımızdan çok önemli bir sonucudur. Dolayısıyla ben sözlerimi toparlamak istiyorum. Sultan Veled'in bir ifadesiyle Hz. Mevlana'nın Şems'te tarihi, maddi şeyler değil, bir hakikat bulduğunu, bir hakikat tecrübe ettiğini ifade eden bir sözünü burada okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Mevlana Şems buluşmasının salt tarihi bir buluşma olmadığını, Mevlana'nın Şems'te tarihi bir kişilikten ziyade bir hakikat, ruhani bir gerçeklik tecrübe ettiğini, Sultan Veled'in Mevlana'nın Şems'te tecrübe ettiği gerçekliği ve mazhariyeti ondan sonra da Selahaddin Zerkubi'de bulduğunu ifade eden şu sözlerinden anlıyoruz. Şemsettin diyordum ya dedi Mevlana, ne diye uyuduk biz? Geldi işte gene. Elbiselerini değiştirdi de yüzünü göstermek, salına salına yürümek için gene geldi. Tastan içtiğin şarap tas gittiyse de gene o şarap değil mi? Saygılar sunuyorum efendim.